Öyle bir sahabe efendimizi konuşacağız ki onu anlatmak zor, anlamak zor, yaşamak daha da zor. Biz ilk zordan başlayacağız. Hazreti Hamza efendimizi anlatma noktasına. İnşallah anlattıktan sonra kalben anlamak ve devamında da hakkıyla yaşayabilmek hepimize nasip olur. Tarihçeyi hayatı diyerek başlayalım. Hazreti Hamza Efendimizin babası Abdülmuttalip değil mi? Efendimiz Aleyhisselam'ın dedesi. Annesi Hale binti Vüheyb. Doğumu miladi 567. Yani doğumunu incelediğimizde Efendimiz Aleyhisselam'dan 2 yahut 4 yaş büyük olduğunu fark ediyoruz. Bu ne demek oluyor? Onlar çocukluktan beri çok yakınlar, yan yanalar, hiç ayrılmamışlar. Onların hayatları gibi akrabalıkları da çok yakın. O yakınlıkları da birlikte tanıyalım. Hazreti Hamza Efendimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın aynı zamanda süt kardeşidir. Yani ehun nebidir. Yani nebinin kardeşidir. İkisi de Süveybe annemizden birlikte süt emmişlerdir. Hazreti Hamza'nın annesi Hale. Allah Resulü Aleyhisselam'ın annesi Amine'nin, abisinin veyahut teyzesinin kızıdır. Yani bu cihette sadece baba tarafından değil bir de anne tarafından akrabalıkları var, teyze oğullukları var. Gelelim bizim en çok bildiğimiz yakınlığına. Hazreti Hamza Efendimiz Aleyhisselam'ın amcasıdır. Yani ammün nebidir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın 12 amcası, 6 halası var. O amcalarının bir kısmını görmemiştir. Ama gördüğü bazı amcaları hayatında çok farklı yer etmiştir. Gerek olumlu manada, gerek olumsuz manada. Diğer amcası Ebu Leheb'dir ve bir müşrik olarak ölecektir. Hatta ve hatta Tebbet suresi Ebu Leheb'i zemmetmek için inecektir. Diğer amcası Ebu Talip'tir. Hazreti Ali'nin, Cafer-i Tayyar'ın babası olan. İman etmeyecektir Ebu Talip ama son nefesine kadar Allah Resulü Aleyhisselam'a hamilik edecektir. Hep onu koruyacaktır. Diğer bir amcası Hazreti Abbas'tır. İmanı diğer amcasına Hazreti Hamza'ya göre gecikecektir. Ama iman ile tanıştıktan sonra çok güzel işler ortaya koyacaktır. Ve bizi ilgilendiren diğer amcası ise Hazreti Hamza'dır. Amcaları içerisinde ilk iman eden amcasıdır. Bazen bazı yerlerde karıştırıldığına şahit olduğum için söylüyorum. Ebu Cehil Efendimiz Aleyhisselam'ın amcası değildir. Lütfen onu da karıştırmayalım diye bahsedeyim. Peki bunlardan başka yakınlığı var mıdır? Vardır. Hazreti Hamza dillerde nasıl dolanır biliyor musunuz? Esedü Resulullah, yani Resulullah'ın aslanı veyahut Esedullah, yani Allah'ın aslanı diye dolanır. Çünkü imanla tanıştıktan sonra öyle yiğitlikler yapacak ki Hazreti Hamza, hakikaten bu davanın bir aslanı hükmünde olacak. Hatta bir gün Efendimiz Aleyhisselam amcası için şöyle bahsedecek. Ben amcamın adının Arşa, Esedullah ve Esed-i Resulullah olarak yazıldığını gördüm diyecek Efendimiz Aleyhisselam. Hazreti Hamza'yı başka bir şekilde dillendirmemiz gerekecekse son olarak şu ifadeyle bitirebiliriz. O Seyyid-i Şühedadır. Yani şehitlerin efendisidir. Hazreti Hamza'nın iman edişi. Hazreti Hamza'nın çocuk yaştan beri yüreğinde bir sıkıntı var. Hatta imanı tam anlamadan önceki halimize bakarsak benzer bir sıkıntı, benzer bir doğum sancısı belki kendimi sinemizde bile fark edebiliriz. Hazreti Hamza o sıkıntıyı bir türlü gideremiyor ve kendisini ava vuruyor. Çünkü Mekke'deki insanlarla konuşmaktan da uzak duruyor, sevmiyor o noktayı. Ve yıllardır kendisini ava vuruyor, o boşluğu sahralarda doldurmaya çalışıyor ama sahralarda, çöllerde gidermeye çalıştığı boşluğa bir türlü çözüm bulamıyor. Sema dinleniyor ve vahyin ilk 5 kelamı nüzul oluyor. O vahyin ilk 5 kelamından sonra Mekke'de bir dava başlıyor. Hak ile batılın davası başlıyor. Ama Hazreti Hamza henüz o zaman hidayetle tanışmıyor ve sahralardaki arayışına o dönemde devam ediyor. Aradan 3 yıl geçiyor. Yani Mekke'nin 3. yılı oluyor. Efendimiz Aleyhisselam'a önce en yakınlarını uyar ayeti geliyor. Ondan sonra Safa Tepesi'ne Efendimiz Aleyhisselam akrabalarını topluyor. Yaklaşık 40'tan fazla akrabasını topluyor. Ve onları anlattıktan sonra acaba kim benimle diyor? Ve bu soruyu 3 kez soruyor. Her sorduğunda kalkan el tektir. 13 yaşındaki Hazreti Ali Efendimiz ben seninleyim ya Resulallah diyecek. Ve 3. deyişinden sonra
diğer amcası olan Ebu Leheb dalga geçmek amacıyla işte bu çocuğu al, bu çocuk sana yeter diyecek. O dönemlerde de Hazreti Hamza bu çağrıyı işitmesine rağmen henüz bu çağrı ile buluşamayacak, hidayetle buluşamayacak. Aradan 3 yıl daha geçecek. Yani Mekke'nin kaçıncı yılındayız? 6. yılındayız. Müslümanlara inanılmaz baskı var Mekke'nin 6. yılında. Ve Müslümanlar sürekli arzu ettiği sualleri sormak için Efendimiz Aleyhisselam'ın arkasında. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam tam Kabe'de. Müslümanlar da geliyor, ona aklındaki soruları soruyor. Efendimiz Aleyhisselam onlara hidayet çağrısı yapıyor. Mekke'nin siyasi otoritesi olan Ebu Cehil geliyor. Hem sözlü olarak hem de fiili olarak Efendimiz Aleyhisselam'a zulmetmeye başlıyor. O esnada Hazreti Hamza'da tevafuk avdan dönüyor. O genişlik aradığı sahralardan dönüyor. Ebu Cehil'in cariyesi koşarak Hazreti Hamza'nın yanına gidiyor. O esnada Müslüman mı değil mi biz bilmiyoruz. Ve diyor ki görmüyor musun ey Hamza, senin yeğenine burada zulmediyorlar diyor. Hazreti Hamza yayını aldığı gibi Ebu Cehil'in karşısına dikiliyor. Ne yapıyorsun sen diyor. Görmüyor musun diyor ey Hamza. Senin yeğenin bizim atalarımızı inkar ediyor deyince Hazreti Hamza elindeki yayla çat diye vuruyor kafasına, indiriyor yere. Şimdi Ebu Cehil beni mahsumdan hem akrabalara ayaklanıyor hem yanındaki adamlara ayaklanıyor ama Ebu Cehil çok kurnaz bir adam. Ne yapıyor biliyor musun? Hepsini durduruyor. Durun durun. Hamza'ya bir şey yapmayın diyor. Neden öyle diyor acaba? Çünkü Hazreti Hamza'yı kaybederek Müslümanların safına geçmesini istemiyor esnada. Tekrar ayağa kalkıyor. Aynı sözleri söylüyor. Görmüyor musun ey Hamza? Senin yeğenin atalarımıza inkar ediyor ve getirdiği bir mesaj varmış. Buna inanmamızı istiyor deyince Hazreti Hamza diyor ki o doğru söylüyor. Ben de inanıyorum onun getirdiği o mesaja diyor. Yani ne yapmış oluyor Hazreti Hamza? Orada iman etmiş oluyor. Ama tam neye iman ettiğinin farkında değil Hazreti Hamza. Ve yolda diyor ki ya ben böyle kabul ettim ama acaba neyi kabul ettim diyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gidiyor. Orada geçen olayları anlatıyor. Ve Allah Resulü'nün ona tebessüm edeceğini zannediyor. Ama Efendimiz Aleyhisselam ne yapıyor biliyor musunuz? Hazreti Hamza bak böyle böyle oldu, ben de böyle bir duruş sergiledim deyince Allah Resulü ona tebessüm etmiyor. Aksine dönüp yüzüne bile bakmıyor. Hazreti Hamza şaşırıyor bu duruma karşı. Ne oldu diyor. Sen anlattıklarımdan memnun olmadın mı diyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ey Hamza, ben benim intikamımı almandan memnun değilim. Sen eğer benim getirdiklerimi işitir, o davetime kulak verirsen ben ondan memnun olacağım. Eğer hidayete ermezsen bu yaptıklarının sana faydası olmayacak deyince Hazreti Hamza soruyor. Nedir o getirdiklerin? Tekrar anlat deyince Hazreti Hamza yürüdüğünde Mekke'nin titrediği insan, yollarını herkesin açtığı insan orada şehadete eriyor ve Allah Resulü'nün arkasında dağ gibi bir Hamza'sı oluyor. Hazreti Hamza Efendimiz o geniş sahralarda bulamadığını o saatten sonra belki küçücük olan Erkam'ın evinde aldığı iman dersleriyle buluyor. Şimdi baktığımızda Müslümanlar neden güçsüz sorusuna karşılık insan şu cevabı kendisine veriyor değil mi? Çünkü arkamızda Hamza'mız yok diyor. Peki o Hamza nasıl geliyor arkaya? Nasıl geliyor biliyor musunuz? Bizler hak bildiğimiz yolda başımıza belki üzücü ne gelirse gelsin. Belki mazlum hükmünde, belki ezilecek seviyelerde olaraktan yolumuza devam edersek tam öyle mazlumların sesini işiten bir Hazreti Hamza nasip ediyor. Bakın 6 yıl boyunca Hazreti Hamza'yı nasip etmemiş belki Allah. Safa Tepesi'nde bütün akrabalarını davete çağırmasına rağmen Hazreti Hamza'yı nasip etmiyor. Ama ne zaman ki Kabe'nin önünde mazlum hükmüne geliyorlar, eziliyorlar. Tam o ezilen, bittim denilen yerden Allah Azze ve Celle yettim diyerek bir Hamza gönderiyor. Demek ki bu iş ne işi biliyor musunuz dostlar? Dişimizi sıkıp sabretme işi. Böyle zahirde görünen düşmanlar bizi ezdiğini zannetseler dahi sema elbet yardıma ulaşıyor ve öyle samimi, öyle sadık, yolunda öyle sebat ile metin bir şekilde yürüyenlere dost olarak Hazreti Hamza'yı veriyor. Bir Hamza ile dost olmak için dişimizi sıkmaya değmez mi acaba? Hazreti Ömer'in iman edişi. Mekke'de sürekli zehir üreten bir meclis var. Onun ismi Darü'n-Nedve. Darü'n-Nedve'de konuşuluyor. Artık Muhammed'in aleyhissalatü vesselam öldürülmesi lazım deniyor. Ve bu vazife kime düşüyor? Hazreti Ömer'e düşüyor. Hazreti Ömer Efendimiz kılıcını kuşanıyor. Ve Resulullah aleyhisselamı öldürmek için yola çıkıyor. Yolda bir akrabasıyla denk geliyor. Nuaym bin Abdullah. Onun Efendimiz aleyhisselamı öldürmeye gideceğini bilince onun yolundan çevirmek için diyor ki ey Ömer, sen önce kız kardeşin olan Fatma binti Hattab'a ve enişten olan Said bin Zeyd'e bak. Onların iman ettiğinden haberin var mı deyince Hazreti Ömer o öfkeyle hemen yolunu değiştiriyor. Kız kardeşinin evine gidiyor. Tam evine varacakken içeride onlara muallimlik yapan birisi var. Hazreti Musab'ın da imanına vesile olacak insan. Kim? Habbab bin Eret. O esnada ne okuyor içeride? Taha suresinden ayetler okuyor. Hazreti Ömer bunu işitip vurarak kapıyı giriyor. Hazreti Ömer'in girdiğini işiten
Habbab orada saklanıyor. Zaten Allah Resulü aleyhisselam herkese bu hakikatleri Darül Erkam'da anlatırken Hazreti Ömer'in kız kardeşine hayır siz buraya gelmeyin ben size Habbab bin Eret'i göndereceğim deme sebebi bu. Hazreti Ömer çok öfkeli bir insan bunları duyarsa yapacakları ortada ve belli. Bunun üzerine Hazreti Ömer giriyor tek eliyle deveyi yatıran bir adam düşünün. Bir yumruk ile hem kız kardeşi hem eniştesi Said'i kanlar içerisinde bırakıyor. O kan akınca Hazreti Ömer'in de o kanı görüp yüreği yumuşamaya başlıyor. Siz ne okuyordunuz diyor. Biz Kur'an okuyorduk diyor. Getirin ben de bakacağım deyince kardeşi Fatma binti Hattab hayır getirmem sen yırtarsın diyor. Söz veriyor yırtmayacağına. Bu sefer kardeşi Fatma ne diyor biliyor musunuz? O zaman git önce temizlen diyor. İşte buradaki önce git temizlen Kur'an'ı eline almadan önceki meselesi ileride fıkha konu olacak. Kur'an bu şekilde ele alınabilir diye konu olacak bir mesele olacak. Ardından Hazreti Ömer Kur'an'ı eline alırken içeriden kim çıkıyor? Habbab bin Eret çıkıyor. Ey Ömer! Vallahi ben Resulullah'ın senin için dua ettiğini işittim diyor. Orada zaten ilk yarayı alan eriyen Hazreti Ömer tamamen eriyor. Söylesene nerede Resulullah diyor. Beni götür ona deyince alıyor onu Darül Erkam'a götürüyor. Allah Resulü Aleyhisselam Darül Erkam'da. Tam o esnada kapıda birisi var. Darül Erkam'ın kapısında kim var biliyor musunuz? Bilal bin Rebah var. Bir bakıyor ki kim geliyor? Ömer geliyor Ömer. İçeri koşuyor can havliyle. Görmüyor musunuz diyor Ömer geliyor diyor. Ama içeride bir dev daha var. Kim var? Hazreti Hamza. Endişe etmeyin o Ömer'se ben de Hamza'yım diyor. Açın kapıyı diyor. Hazreti Ömer içeri girdikten sonra Efendimiz Aleyhisselam daha önce pek yapmadığı bir şeyi Hazreti Ömer için yapıyor. Yakasından yapışıyor. Söylesene be adam artık iman etmeyecek misin? Sen de iman etmeyerek Ebu Leheb gibi ayetle zemredilmeyi mi bekliyorsun diye sallayıp bırakınca Hazreti Ömer orada şehadet cümlesini getiriyor. Ve ileride diyecek ki orada Resulullah Aleyhisselam beni salladıkça imanın sineme yerleştiğini hissettim diyecek. Artık Efendimizin arkasında bir Hamza'sı bir de Ömer'i var. Hazreti Hamza kapının arkasında bırakın o Ömer'se ben de Hamza'yım dediği cümle esnasında daha iman edişinin üçüncü günüdür. Biliyor musunuz? Allah Allah. İman edişinin, inanışının üçüncü gününde canını feda edebilecek kadar nasıl böyle sağlam durabiliyorlar? Bunun tek bir kelimesi samimiyet. Başka hiçbir açıklaması yok. Hicret. Mekke'de 13 yıl dolacak. Artık iman Mekke'ye sığmayacak. İlerideki Medine olacak olan Yesrib'e hicret başlayacak. Ve Hazreti Hamza da o hicrete gidenlerden olacak. Ve giderken nasıl gidecek biliyor musunuz? Hanımı Selma binti Ümeysi ve kızı Ümame. İkisini birden bırakıp gidecek hicrete. Siz hayatınızda böyle bir fedakarlığı duyup anladığınız oldu mu? Böyle bir fedakarlığı anlamak için böyle bir fedakarlığının numunesinin bizim de yüreğimizde olması gerekiyor. Sen hanımını, kızını, yuvanı, yurdunu bırakacaksın ve bıraktığın yer koskocaman Hamza olarak nam yaptığın bir yer. Mekke'de istediğini yapabileceğin bir yeri terk edeceksin ve Resulullah Aleyhisselam'ın bıraktığı dava için hicret edeceksin. Medine'ye gidilince Efendimiz Aleyhisselam orada kardeşlik diye bir kurul tesis edecek. Mekkeli muhacir ile Medine'li Ensar'ı birbirine kardeş edecek. Biz de maalesef sözde kalan ama onlar da özde kalan kardeşlikte Hazreti Hamza'nın nasibine Külsüm bin Hidim düşecek. Kuba Mescidi'nin sahibi ve Hazreti Hamza onun ile kardeş olacak. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselam bir askeri birlik kuracak. 30 kişilik bir birlik. O birliğin başına Hazreti Hamza'yı verecek ve Sif'ül Bahır denilen yere gönderecek. Ama orada müşriklerle savaş olmadan Hazreti Hamza birliğiyle birlikte geri dönecek. Yeni serlevhamız Bedir gazvesi. Hicretin ikinci yılı. Yani Mekke'de 13 yıl geçmişti. Medine'de de 10 yıl geçecekti. O Medine'deki 10 yılın ikinci yılı. Bedir için hazırlık başlanacak şöyle. Ebu Sufyan'ın kervanının geldiğini işiten, kurduğu istihbarat ağıyla o kervanın geldiğini işiten Efendimiz Aleyhisselam 313 yiğit ile 160 kilometre uzaktaki Bedir'e doğru yola koyulacak ve orada da Bedir gazvesi yaşanacak. Efendimiz Aleyhisselam orada dua dua yakaracak. Ya Rab, bu bir avuç insanı helak edersen yeryüzünde sana ibadet eden kalmayacak diye dua dua yakaracak ve duasının sonunda yüzünde bir tebessüm oluşacak. Bu tebessüme Hazreti Ebubekir Efendimiz şahit olacak ve ona diyecek ki ya Ebubekir Allah Azze ve Celle bize melekleriyle yardım gönderdi diyecek. Ve başka bir hadiste de şunu zikredecek. Bugün melekler saf saf size yardıma gelecekler. Gelen meleklerin nişaneleri vardır. Yani kendilerini belli edecekleri bir ayıraç kıyafeti vardır. Siz de nişaneler edinin, size bakanlar da sizleri o nişanelerden tanısın diyecek. Çünkü bir savaşta, bir harpte dosta düşmanı birbirinden ayıran iki şey vardır. Birisi
kıyafetleri, nişaneleri, bir diğeri de parolaları. Onların parolaları belli, 13 yıldır değişmemiş. Ehad, ehad, ehadun, ehad diye bağırdıkları bir parolaları var. Devamında bir de nişaneleri, kıyafetleri olacak. Bu hadis zikredildikten sonra Hazreti Hamza şöyle ceketinin cebinden bir deve tüyü çıkaracak ve o deve tüyünü başına koyacak, sarığına. Zaten kendisi heybetli olan Hamza Efendimiz iyice heybetli bir hal alacak ve Bedir başlayacak. Bedir'de Hazreti Hamza asıl kimle karşı karşıya gelecek farkında mısınız? Kim? Abisi Abbas ile karşı karşıya gelecek. Şimdi Bedir'de savaşan, hidayete eren Mekkeli sahabe efendilerimize baktığınızda kimlerle savaşıyorlar biliyor musunuz? Her birisinin karşısında müşrik olan akrabaları var, müşrik olan. Kimisinin Hazreti Hamza gibi abisi karşısında, kimisinin kardeşi, kimisinin babası karşısında. Farkında mısınız? Bedir deyince aklına geliyor. Hak ile batılın savaşı diyoruz eyvallah. Ama bu savaş ne kadar derin biliyor musunuz? Onları hidayete karşı engellemeye çalışan müşrik, akrabaları, yakınları, kardeşleri babalarına karşı cihat ediyorlar. Hani bazen bu noktada insan tereddüte düşüyor ya. Aman diyor şunu ben razı edeyim de Allah'ın hakkı da haşa köşede kalsın. Bu cümleye binaen Üstad Hazretleri ne diyor? Hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra ama hiçbir hatıra. Evdeki mahreminiz olsun, anneniz babanız olsun, amcanız, kardeşiniz olsun hiçbir hatıra feda edilmez diyecek Üstad Hazretleri. İşte nereden bu cümleleri söylüyor biliyor musunuz? İşte Hazreti Hamza gibi ilham aldığı sahabe efendilerimizden söylüyor. Allah Allah. Nasıl bir olay değil mi? Hazreti Hamza'nın olayı. Bizler şimdi bu devirde öyle bir cümle kullanıyoruz ki aman diyoruz bizden olsun, çamurdan olsun. İşte bu olayları bu yüzden anlatıyorum. Böyle cümleler sarf edenlerin kulaklarına küpe olur mu diye anlatıyorum. Bedir başlamadan önce biliyorsunuz Arap geleneğinde adettir. Üçer tane savaşçı, bazen birer tane savaşçı karşı karşıya gelirler. Müşrikler de öyle 3 tane savaşçı istiyor ve Efendimiz Aleyhisselam Ensar'dan Medine'li 3 tane sahabe efendimizi gönderince karşı geliyorlar. Ya Muhammed diyorlar Aleyhisselatü Vesselam, bizi 3 tane çiftçiyle mi savaştıracaksın? İstemeyiz bunları diyorlar ama dertleri başka. Dertleri ne? Dertleri bir soy savaşı. Karşılarında kendileri gibi Mekkeli birilerini isteyince Efendimiz Aleyhisselam bağırıyor. Kum ya Hamza, kum ya Ali, kum ya Ubeyde diyor. Üçü de ayağa kalkıyor ve 3 tane müşriği yere deviriyorlar. Burada Ubeyde Efendimiz şehit oluyor ve Bedir'in 14 şehidinden biri olur. Bedir için anlatmam gereken çok önemli bir anekdot vardır. Hazreti Hamza Bedir'de 2 kılıcıyla savaşır ve Mekkeli müşriklerden karşısına çıkan sayısız insana yara verir. Neden anlatıyorum bunu? Mekkeliler bu Bedir olayından sonra özellikle Hazreti Hamza'ya çok kin besliyorlar. Neden? Çünkü her birinin yakınının üstünde Hazreti Hamza'nın kılıç izi vardır. Yeni Sallahu Hamza geçelim. Şehitlik, Uhud ve Vahşi bin Harp yani Hazreti Vahşi. Bedir'den sonra Ebu Sufyan'ın hanımı olan Hint binti Utbe Hazreti Hamza'ya çok kin besleyecek. Ve o yüzden gözü Vahşi bin Harp diyebildiğimiz sürekli Hazreti Vahşi'de olacak. Hazreti Vahşi ileride Uhud'da insanlığın en hayırlısını şehit edecek. Daha sonra ona kefaret olsun diye Yemame'de insanlığın en şerlisi olan Müseyleme'yi öldürecek. Hazreti Vahşi Habeşli bir köledir. O dönem onun efendisi Cübeyr bin Mutim'dir. Kendisi çok vahşice harp ettiğinden dolayı bu künyeyi almıştır. Mekke'de Bilal-i Habeş Hazretlerinin de aynı zamanda çok yakın arkadaşlarından bir tanesidir. En önemli özelliği de kendi kabilesinin özelliği de budur. Çok iyi bir mızrak atıcısıdır. Yani böyle bizlerin şu yakın mesafeden attığı gibi çok uzak mesafelerden mızrağı ile istediği hedefi vurabilen biridir. Böyle olunca Bedir'de babası Utbe'yi, amcası Şeybe'yi ve kardeşi Velid'i kaybeden Hint binti Utbe. Yani Ebu Sufyan'ın hanımı olan Hint sürekli Hazreti Vahşi üzerinden planlar yapacaktır. Önce gidip Cübeyr'den kölesini isteyecek ve 1 yıl boyunca o köleyi eğitecektir. Tek hedefi vardır, tek hedefi Hazreti Hamza'dır. Ve ardından Hint bununla da kalmayacak, Hazreti Vahşi'nin yanına gidecek ve diyecek ki ey Vahşi, eğer hedefini vurur öldürürsen, benim ciğerim yandı, sen de onların ciğerini sökersen, özgürlüğün senindir, üstümdeki altınlar senindir, ayağımdaki halhal senindir, evimde biriktirdiğim bu kadar altın yine senindir diyecek ve onu sürekli şevklendirmeye çalışacaktır. Daha sonra gün gelecek, Efendimiz Aleyhisselam istihbarat alacak
Mekkeli müşrikler 3000 kişi ordu toplamış ve nereye geliyorlar? Medine'ye doğru geliyorlar. Efendimiz Aleyhisselam Medine'de kalalım diyecek ama çok heyecanlı genç sahabe efendilerimiz, hayır ya Resulallah, biz Bedir görmedik. Gidelim onlara, neyse hakkını verelim diyecekler. Ve onların içerisinde onlar gibi düşünen birisi daha çıkacak ve Hazreti Hamza diyecek ki, ya Resulallah, ben 3 gündür oruçluyum ve cihad edeceğim güne kadar da oruçlu kalacağım deyip peşi sıra gidecek. Yani Allah Resulü Aleyhisselam adeta sahabe efendilerimizle istişare edecek ve onların kararına uyaraktan Uhud'a doğru yola koyulacak. Daha yol hazırlıkları yaparken Allah Resulü Aleyhisselam o gece bir rüya görecek. Allah Allah. Rüyayı görecek Allah Resulü Aleyhisselam, sabah çok üzünlü kalkacak. Hanımları görecek, diyecek ya Resulallah, ne oldu, nedir bu üzünüm? Bir rüya gördüm diyecek. Rüyamda sağlam bir kalkan gördüm. Neye işaret? Medine'ye bir şey olmayacağına işaret diyecek. Elimde kırılan bir kılıç gördüm. Neye işaret? Benim nefsime de musibet gelecek, buna işaret. Bir de boğazlanarak kurban edilen bir sığır, bir de koyun gördüm. Oradaki sığır benim ehl-i beytimden birisine işaret, şehit olacak. Orada boğazlanan koyun da sahabe efendilerimizden bir gruba işaret, onlar şehit olacak diyecek. Bu rüya kulaktan kulağa hanımlarıyla yayılacak ama ilk duyanlardan birisi de Hazreti Ebubekir Efendimiz olacak. Çok kısa bir süre sonra Hazreti Ebubekir Efendimiz Allah Resulü'nün Hazreti Hamza'ya içli içli baktığına şahit olacak. Ve dönüp diyecek ki ya Resulallah, yoksa diyecek, orada gözyaşları sel olacak. Rüya kulaktan kulağa yayılınca Medineli sahabe efendilerimiz, biz istişarede bu kararı verdik ama acaba yanlış mı yaptık deyip Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gidecekler. Tam yanına gittiklerinde Allah Resulü ne giymiş biliyor musunuz? Zırhını giymiş ve diyecek ki, bir peygamber zırhını giydikten sonra asla çıkarmaz. İlk karar neyse ona uyalım diyecek. Yani kendisi bazı hakikatleri bilmesine rağmen kaderin tecellisi neyse ona yürüyecek ve bize burada bile bazı dersler verecek. Allah Allah. Müşrikler 3000 kişi, Efendimiz Aleyhisselam ise 1000 kişi Uhud'a doğru yürüyecek ama yolda da imtihanlar devam edecek. Münafıkların başı olan Abdullah bin Übey İbni Selül yolda 300 kişiyi kandırıp geri çevirecek. Ama Allah Resulü insanlara değil Allah'a dayanarak bu yola devam ettiğinden insan ile İslam'a engel olan kim varsa onlarla 700 kişi harp etmeye Uhud'a doğru devam edecek yollar. Uhud'da harp başlayacak. O esnada Uhud meydanında var mı benim karşıma çıkacak diye bağıran bir tane müşrik. Siba İbni Abdülüzza. Hazreti Hamza onun karşısına dikilecek ve bir kırış darbesiyle ayaklarını yerden kesecek. Siba yere düşünce kısa bir süre Hazreti Hamza şöyle bir lam harfi gibi iki elini havaya kaldırınca Uhud'un başından beri onu kollayan vahşi işte şimdi tam fırsatı diyecek. Hazır zırhının bir kısmı da açılmışken, başka bir rivayet ayağa takıldı öyle açıldı diyecek, bilmiyorum. Hazır zırhının bir kısmı açılmışken mızrağı arkasından saplayacak ve Hamza Efendimiz orada şehitlerin efendisi olacak. Ama bununla maalesef olay bitmeyecek. Cahiliye döneminde müsle denen bir gelenek var. Bu müslenin rivayetlerde ayrıntılarını okusanız inanın yüreğiniz bunu kaldırmaz. Müsle nedir biliyor musunuz? O zaman cahiliye toplumunda öldürdüğün birisinin yanına gidersin, organlarını kesersin, bileğine takı yaparsın, beline kemer yaparsın, ayağına halhal yaparsın. Bu şekilde kahramanlığını gösterirsin. Vahşi bu şekilde Hazreti Hamza Efendimiz'i kesmeye başlayacak ve hemen yanına koşa koşa Hint gidecek. Hazreti Hamza'nın rivayete göre ciğerini alacak, ağzına atacak, çiğnemeye çalışacak ama ciğerini yutamayacak ve geri çıkaracak. Ve Hazreti Hamza Efendimiz'in diğer organlarını kendisine takı yapacak. Bu şekilde Mekke'ye yürüyecek. Orada küçük bir tepenin üstüne çıkacak. Kendisi bir şairdir aynı zamanda. Ve şiir gibi ben de Hamza'yı böyle öldürdüm, intikamımı bu şekilde aldım. Babamın, amcamın, kardeşimin intikamını bu şekilde aldım diye şiirler okumaya devam edecek. Ve Hint binti Utbe ileride 8. yılda, hicretin 8. yılında Mekke fethinden sonra iman edenlerden birisi olacak. Uhud bittikten sonra Allah Resulü Aleyhisselam'ın gözleri kimi arar? Amcası, kardeşi, süt kardeşi, teyze oğlu, şehitlerin efendisi, Allah'ın aslanı, Resulullah'ın aslanı, canı, ciğeri, ne derseniz olsun Hazreti Hamza'yı arayacak. Ama bir türlü Hamza ona gelmeyecek. Ve kimi gönderecek biliyor musunuz? Haris bin Simme'yi git de bak, amcam nerede diye gönderecek. Ama Haris Hazreti Hamza'yı o şekilde görünce yere yığılıp kalacak ve ben bunu Allah Resulü'ne nasıl anlatırım diye bir türlü yerinden kalkamayacak, ağlamaya koyulacak. Bunun üzerine Haris gelmedi, ey Ali bir de sen git diyecek ve Hazreti Ali gidecek bakacak. Hazreti Hamza yürek parçalayan bir halde Ali Efendimiz gidip diyecek ki ya Resulallah, amcamız şehit olmuştur ama sen bu manzarayı görmesen olmaz mı diyecek. Allah Resulü Aleyhisselam amcamı görmem lazım deyip yanına doğru gidecek. Amcasını gördüğünde ah amcam
ah amcam diye Allah Resulü Aleyhisselam gözyaşlarını tutamayacak. Tam o esnada biri daha gelecek, kim biliyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselam'ın halası, şehidimiz Hazreti Hamza'nın da kız kardeşi olan Safiye gelecek. Safiye annemiz aynı zamanda Zübeyir bin Avvam'ın annesi. Safiye'nin geldiğini gören Allah Resulü kendi acısını biraz köşeye bırakacak ve diyecek ki koş Zübeyir, koş anneni tut, bu halde görmesin. Bazı rivayetlerde Safiye annemizin önüne böyle kalkan gibi duruyorlar ama yumruklarıyla o kalkanı açıyor. Öyle bir dertleniyor Safiye annemiz. Ben biliyorum diyor, Hamzam şehittir ama ne var onu göreyim diyor. Dayanamıyor Safiye annemiz, gidiyor. Hamza'nın önünde diz çöküp ağlamaya başlıyor. O dönemin Arap ağıt geleneği, dizleri üstüne çökerler, sessiz bir şekilde elleriyle ritim tutarak ağlamaya başlarlar. Ama haşa, asla asla isyan etmez Safiye annemiz. Onu o halde gören Resulullah Aleyhisselam dizleri üstüne çöküyor, Safiye annemizin göğsünü meshediyor. Rivayetlerde şöyle geçiyor: korkarım ki çıldıracak üzüntüsünden. Yüreğini meshederek ona dualar okuyor ve bu şekilde gözyaşları ile birbirlerini teselli etmeye çalışıyorlar. En son Allah Resulü istirca ayetini okuyor. İnne lillah ve inne ileyhi raciun. İstirca ayetini okuduktan sonra bir nebze daha ferahlıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam şehitler düştüğü yere gömülür diyor ve bütün şehitleri getiriyorlar. Onları düştükleri yere defnetmeye hazırlanıyorlar. Önce Hazreti Hamza'yı getiriyorlar ve Allah Resulü gözyaşları içerisinde devam ediyor. Zübeyir bin Avvam Efendimiz anlatıyor. Annem Safiye iki tane hırka getirdi. Niye getiriyor iki hırkayı? Kefen yok, kefen. Hamza'yı kefenleyecekken baktık ki yerde Ensar'dan bir şehit daha var. Madem iki hırkamız var, ikisini de kefenleyeceğiz dedik. Hırkalardan birisi büyük, birisi küçük olunca hangisi hangisinin olacağını kurra çekerek kefenledik. Subhanallah. Burada da mı adalet? Orada bile adalet dersi veriyor sahabe efendilerimiz. Hazreti Hamza Efendimiz hırka ile kefenlenirken hırka da onun o heybetli cüssesine yetmeyince biraz ot parçalarını getiriyorlar ve Hazreti Hamza'nın diğer kalan kısmını o şekilde kefenliyorlar. Sahabe efendilerimiz bu sahneye şahit olunca gözyaşlarını tutamıyor, hüngür hüngür ağlıyorlar. Hazreti Hamza gibi bir şehide yetecek kefen bulamıyoruz diye ağlıyorlar. O esnada Allah Resulü Aleyhisselam geliyor. Onların ağlaması üstüne şu hakikati bize rivayet ediyor. Zaman gelecek, insanlar köy, kasaba, çiftliklere gidecek. Orada yiyip içecek, ölecekleri ev halkına siz de bizim yanımıza gelin. Siz çekirgeler olan ağaçsız yerdesiniz diyecek zaman gelecek. Yani o evde canları sıkılacak ve eğlenmeye başkalarını çağıracaklar. Hem de hangi eğlenmeye? Ölecekleri kabir gibi evlerinde. Ve hadis devam ediyor. Ama bu zaman sizin için daha hayırlıdır. Belki üste örtecek kefen eksik, eyvallah. Ama ahiret için insanlığın en şerefleri olan o zaman sizin için daha hayırlıdır diyecek. Allah Resulü Aleyhisselam ilk Hazreti Hamza'nın cenaze namazını kılacak. Onun cenaze namazını kıldıktan sonra onu yerinden kaldırtamayacak bir türlü Efendimiz Aleyhisselam. Hayır diyecek. Hamza burada dursun diyecek. Ve o esnada diğer sahabe efendilerimizi getirecek. Ve bu şekilde Hazreti Hamza Efendimiz'e 70-71 kez cenaze namazı kılınmış olacak. Daha sonra onu defnetmek için Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali ve yeğeni Zübeyir bin Avvam Hazreti Hamza Efendimiz'i alacak, kabre koyacak. O zamanlar kabir bile sınırlı olduğundan birden fazla kişiyi de kabre koydukları vaki. Onlardan birisi de Hazreti Hamza olacak. Kendisinin dayısı olduğu yeğeni, Uhud'un mübarek diğer şehidi olan Abdullah bin Caş'ı da Hazreti Hamza Efendimiz'in üstüne koyacaklar ve o şekilde defnedecekler. Allah Resulü Aleyhisselam dönüp Medine'ye gelecek. Medine'de Mekkeliler bir avuç o zaman, çok azlar. Zaten Medinelilerin kendisi yaralı değil mi? Birçoğu eşini, birçoğu kardeşini, birçoğu evladını, oğlunu kaybetmiş değil mi? Öyle olunca bakacak ki herkes şehidi için gözyaşı döküyor. Bir de Allah Resulü dönüp bakıyor ki Hazreti Hamza'nın evinin önü bomboş. Orada ağlamaya başlıyor Allah Resulü. Görmüyor musun? Hamzam için ağlayan bile yok diyor. Bunu kim duyuyor biliyor musunuz? O Ensar'ın kahraman yiğidi Sad bin Muaz duyuyor. Koşuyor Ensar'ın yanına. Yetişin. Bırakın ağlamayı. Görmüyor musunuz? Resulullah Aleyhisselam'ın gözyaşı yalnız kaldı diyor. Bakın, bunu hiçbir roman yazamaz. Filmde bile bu yaşatılamaz. Hiçbir hikayede, romanda yeri olmayacak bir hakikati sahabe efendilerimiz yaşatıyor.
birçoğunun elinde kendi öz evladının, öz kocasının kanlı gömleği varken her biri o kanlı gömlekleri bırakıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın bu çağrısı üzerine, bu gözyaşı üzerine o gözyaşına ortak olmak için Efendimizin yanına gidiyor. Ve bak görmüyor musun? Hamzam için ağlayan bile yok deyip gözyaşı dökmeye devam eden Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına yoldaş oluyorlar. Hangi filmde bunu anlatıp yaşatabilirsin? Bir romana bunu konu diye yazsanız insanlar bu meseleyi anlayamaz bile. Ama asr-ı saadette, aslı saadet olan asr-ı saadette bu hakikatler yaşanmış. Bu fedakarlıklar yaşanmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ara çok üzülüyor, artık kendisini tutamıyor. Ve beşeri bir hissiyatla ben Hamzam'ın bu haline karşılık 70 müşrikten intikam alacağım diyor. Ve bunun üzerine bir ayet iniyor biliyor musunuz? Nahl 126. Cezalandırmak isterseniz size yapıldığı kadarıyla cezalandırın. Yani kısasa kısas. Fakat sabır gösterirseniz bilin ki sabırlı davrananlar için bu muhakkak daha hayırlıdır. Allah Allah. Ayete bakar mısın? Semura bin Cündep bize naklediyor. Bu ayetten sonra Efendimiz Aleyhisselam kendisi ve kendi gibi yemin edenler hepsi için hem kefaret ödedi hem de kefaret ödetti. O olaydan sonra yani Hamzasının şehadetinden sonra Allah Resulü Aleyhisselam sık sık Uhud şehitliğine gider ve şöyle dediği bize nakledilir. Selam olsun sizlere. Ben de şehit olsaydım da şurada sizinle koyun koyuna yatsaydım. Selam olsun sana ey Hamzam. Bir gün iki tane sahabe efendimiz de gidiyor Uhud şehitliğine. Çünkü Allah Resulü ne yaparsa o artık sahabe efendilerimiz için olması gereken bir şey. Gidiyorlar onlara dua ediyorlar. İki bacı kardeş sahabe efendimiz. Tam Hazreti Hamza'nın kabrinin önünden geçerken selam olsun sana ey Hamza diyor. Ve selamına karşılık bir ses işitiyorlar. İlk etapta anlayamıyorlar ve sağa sola bakıyorlar. Bu ses nereden geldi? Nereden gelecek? Hamza'nın kabrinden geldi. Ara başlık olarak Hazreti Vahşi'yi anlatmaya aynı konu üstünden devam ediyorum. Hint gerçekten sözünü tutar. Altınları Hazreti Vahşi'ye verir ve onu özgürlüğüne kavuşturur. O günden sonra Hazreti Vahşi'nin gönlü tutsaktır. Kendi özgür olsa bile gönlündeki tutsaklığı gideremez. Hicretin 8. yılıdır. Allah Resulü Aleyhisselam 10 bin kişilik orduyla nereye gidecek? Mekke'yi fethetmeye gidecek. Mekke fethedilecektir. Mekke fethi esnasında Hazreti Vahşi Allah Resulü'nün geldiğini duyunca kendisi Taif'e gidecektir. Ve Efendimiz orada kimi soracak biliyor musunuz? Vahşi nerede diye soracak. Bak öz amcasını, canı ciğerini şehit eden Vahşi nerede diye soracak. Niye soracak? Çünkü onu irşat edecek orada. Şimdi okuyacağım mesele o kadar ince bir mesele ki yani. Canı ciğeri amcasını birisi şehit ediyor. Hem de nasıl? Müsleyle organlarını parçalayarak şehit ediyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam hala onun ahireti derdine düşmüş. Şimdi böyle evinde çekirdek çitleyen, bu meseleleri sinesinde sindiremeyen niceleri ne diyor? Bunu vuralım, bunu kıralım, bunu şöyle yapalım deyip Allah Resulü'nün o derin mesajını bir türlü anlayamıyor. Gölgeler düşürüyor. Bu İslam, bu din intikam dini değil. Bu din cennete de adam götürebilme dinidir. Bizler çoğu zaman Ebu Cehillere sövmekten Ebu Bekirlerle yol yürüyemez hale geliyoruz. Ve bu sövenlere dikkat edin. Belki kendilerinin birçoğunun İslam'a çok faydası olmayan insanlar olabiliyorlar maalesef. Çünkü Allah Resulü'nün mesajının derinliği anlamayanlar o yoldan, o şehrattan fark etmeden adım adım uzaklaşan insanlar oluyor. Efendimiz Aleyhisselam daha sonra Mekke fethinden sonra Taif'e gidecek. Bu sefer Vahşi Taif'ten de Şam'a gidecek. Allah Resulü'yle denk gelmemek için. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselam bir ayeti pusula yazıp ona gönderecek. Küçük bir not yazarak. O ayet nedir biliyor musunuz? Furkan 68'dir. Ve onlar Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa ağır bir ceza ile karşılaşır. Ne diyor Hazreti Vahşi'ye? Gel diyor, gel ki tövbe et diyor. Ama Hazreti Vahşi buna cevap olarak diyor ki, ben ki Hamza gibi bir dağı devirmişim. Benim gibi adama affolur mu? Mümkün değil diyor. Efendimiz Aleyhisselam bir pusula daha gönderiyor başka bir ayet. Nisa 48. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Tek affetmediği günah. Bundan affetmediği derken bu şekilde ölünürse affetmediği. Sahiken tövbe edilirse inşallah affeder. Bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur diyor. Buna rağmen Hazreti Vahşi yine diyor ki Allah benim gibisini nasıl affeder? Mümkün değil diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselam son pusulasını Zümer 53'ü yazarak gönderiyor. Ey nefislerine zulümde haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Bunun üstüne Hazreti Vahşi Allah Resulü'nün yanına gidecek ve iman şerbetinden o da içecek. Bunları neden anlatıyorum biliyor musunuz?
ümidimiz artsın diye anlatıyorum. Çok zulmettik. Nefsimize zulmettik, gözlerimize zulmettik, faizlere girdik, yanlışlara girdik, haramlara gittik, çok zulümler ettik, çok! Zaten zulüm ettiğimizden sinemize bu hakikatler akmıyor ya. Ama hiçbirimiz Hazreti Hamza'nın katili değiliz. Bu kapıda tövbe ile temizlenen herkese yer var. Ne yaparsak yapalım, ne işlersek işleyelim ama Allah'ın rahmetinden, o sonsuz rahmetten ümidi kesmeyelim. Eğer kesersek lisan-ı halle şunu da demiş olup Allah'a bir ithamda daha bulunmuş oluyoruz. Benim bu büyük günahlarımı sen affedemezsin. Haşa, haşa. Bizim en büyük günahımız onun büyüklüğü karşısında küçük kalır. Tek şart nedir? Samimi, yürek yanarcasına bir tövbe. O tövbeden sonra da aman canım ben temizlendim diyerek ucba girmemek. O tövbenin yürek yangınına hayatımızın sonuna kadar sinemizde yer vermek. Evet. Hazreti Vahşi iman ettikten sonra Efendimiz soruyor. Söylesene amcam Hamza'yı nasıl şehit ettin? Hazreti Vahşi nasıl şehit ettiğini anlayınca Efendimiz Aleyhisselam hüzne boğuluyor ve dilinden şu cümleler dökülüyor. Ey Vahşi, fazla gözüme gözükme. Seni her gördüğümde amcama hatırlarım da sana olan görevimi yerine getiremem. Ne diyor görüyor musunuz? Yine düşündüğü Hazreti Vahşi. Hamza'sının sinesinde öyle bir yeri var ki ben seni görsem amcamın acısını hatırlarım ve sana olan tebliğ vazifemi yerine getiremem diyor. Bir cihette kendi üzüntünü bahsederken diğer bir cihette yine Hazreti Vahşi'yi düşünüyor. Nasıl bir rahmet? Allah Allah. Hiç şahit olmadığımız olaylar. Medine'de olacaksınız ama Efendimiz Aleyhisselam'ın gözüne gözükmeyeceksiniz. Mümkün değil, mümkün değil. O yüzden Efendimiz ne zaman Mescid-i Nebevi'ye gitse Hazreti Vahşi bir sütunun arkasında onu bekliyor ve diyor ki acaba şimdi ey Vahşi gözüme gözük diyecek misin? Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam emri akvaki oluyor. Bu cümleyi söylemeden göçüp gidiyor. Dünya zindanından, dünya sürgününden göçüp Rabbisine kavuşuyor. Gün oluyor, Yemame başlıyor. İnsanlığa zulmeden Müseyleme, Müslümancık demek. Kendisi peygamberlik iddiasında bulunan bir yalancıdır. Ve Hazreti Vahşi zamanında insanlığın en hayırlısını şehit ediyor. Şimdi ise insanlığın en şerlisini öldürmeye gidiyor. Dönem Hazreti Ebubekir dönemidir. Komuta Halid bin Velid'dedir ve Yemame'ye gidilmiştir. Düşman iyice sıkıştırılınca Müseyleme ölüm bahçesi denilen bir bölgeye, bir kaleye kendisini hapsediyor ve bu şekilde ulaşamıyorlar. O Medineli 10 yaşında Allah Resulüne infak edilen Enes bin Malik'in kahraman abisi Bera bin Malik diyor ki beni siz o kaleye atın. Zaten şehitlik benim tek isteğimdir. Ben o kalede içeride düşmanla savaşır, kalenin kapılarını size açarım diyor. Tam da denildiği gibi oluyor. Bera bin Malik'i atıyorlar, kalenin kapıları açılıyor ve içeriden Hazreti Vahşi'nin beklediği Müseyleme Tülkezzap çıkıyor. Hazreti Hamza'yı şehit ettiği aynı mızrakla onu da orada yere yığıyor. Daha sonra rivayetlerde geçiyor. Secdeye kapanıyor Hazreti Vahşi. Gözleri semada. Ya Resulallah, şimdi acaba yanıma gel diyecek misin diyor. Allah Resulü Aleyhisselam ona ne demiş? Biz onu bilmiyoruz. Ama bu yaptığı inşallah ona kefarettir. Biz onu biliyoruz inşallah. Ya. Evet. Şimdi anlatacağım olay Kadıyaz'ın Şifa-i Şerif'inde okudum. Oradan naklediyorum. Bir gün diyor ki ya Resulallah Cebrail'i bana da göstersen ya. Allah Allah. Aradan vakit geçiyor. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam Kabe'de Hamza Efendimiz yanında. Bak ya Hamza Cibril Emin oradadır deyince Hazreti Hamza şöyle diyor. Onun zümrüt yeşili ayağını gördüğüm anda gücüm takatim yetmedi orada bayıldım diyor. Allah Allah. Yani baktığınızda inanılmaz olaylarla şereflendirilmiş birisidir Hazreti Hamza Efendimiz. Bir hatıra, bir sellevha Abdurrahman İbni Avf'la ilgili. Abdurrahman İbni Avf biliyorsunuz bütün tüccarlara örnek olabilecek kahraman sahabe efendimizdir. Bir gün Medine'nin bolluk zamanında sofraya oturup tam yemek yiyecekken hüngür hüngür ağlamaya başlar. Sorarlar ya Abdurrahman ne oldu da böyle ağlıyorsun? Hatırlar mısınız o kahraman Musab Uhud'da şehit oldu da üstünü örtemediler. Hatırlar mısınız dağ gibi Hamza aynı dağ gibi devirdi de kimse onu Uhud'da kaldıramadı. Onlar dünyayı böyle terk ettiler. Şimdi benim önümde bu sofra var. Yoksa dünya bana gülüyor da Allah benim ahiretimden mi alacak? Bakın bunu söyleyen insan cennetle müjdeli aşere-i mübeşşere olan 10 sahabe efendimizden bir tanesi. Onlar son nefesine kadar akıbet endişesini hep sinelerinde tutmuşlar. Zira bilmişler ki akıbetinden endişe etmeyenin
akıbetinden endişe edilir. Hadiste geçer, iki emniyeti, iki korkuya da iki saadeti aynı anda vermem diye geçer. Ne demek istiyor biliyor musunuz bu kutsi hadis? Bu dünyada kendisini emin gibi görüp rahat rahat yaşayanların korkacağı diyar ahiret olacaktır. Ama bu dünyada ise sürekli ahiret, akıbet endişesi çekenlerin ahirette ve akıbetlerinde emin olacaklarının delili o çektiği ızdıraplar olacaktır. Hazreti Hamza Efendimizin rivayet ettiği bildiğimiz kadarıyla sadece bir tane hadis vardır. O hadis de şudur. Allah'ım ismi azamının hürmetine en büyük rızanı senden istiyorum. Bizlerin 1,5 yıl ders yaptığı ismi azam meselesi, bilmiyorum ne kadar anlayabildik ama 1,5 yıl ders yaptığımız aralıksız ismi azam meselesi Hazreti Hamza Efendimizin rivayet ettiği tek hadis oluyor. İnşallah bu cihette de ona tevafuk edebilmişizdir. Evet. Son olarak cümleleri şöyle bitirelim. Bir insanın yaşadığı dönem ve topluluk, etrafı ve arkadaşları aynı o dönemin cahiliye dönemine benziyorsa ne düşer biliyor musunuz? Sahralarda insanın hirasına çekilmesi onun üzerine düşen bir vazifedir. Zira tam o esnada insana düşen varlık sancısı çekmektir. Varlık sancısı çekmeyene doğum nimeti olmayacaktır. Ve şurayı unutmayın. Sancının en çok hızlandığı dönem, doğuma en çok yaklaşıldığı dönemdir. Neden söyledik bunu? Şu yüzden söyledik. Biz rahatlık devrinin insanları, biz modern cahiliyenin insanları. Varlık sancısı çekmeden doğumlara çok alıştık bu dönemde. Ve inanın bazı olaylara şahit oluyorum ki. Filanca iş için 10 kez hicret etmiş, yer değiştirmiş. Filanca evlilik için 5 kez hicret etmiş, yer değiştirmiş. Sürekli dünyanın saadetini, mutluluğunu nerelerde nerelerde aramış. Bir gün bir şehirde böyle birisiyle denk geldiğimizde diyor ki, ya görmüyor musunuz etrafımızda hiç güzel insan yok diyor. Peki sen dünya için çektiğin aynı varlık sancısını ahiret için çektin mi? Dünyayı aradığın şehir kadar ahiret için bir arayışta bulundun mu? Ve cümlenin devamında bakarsanız haşa Allah itham ediliyor. Yani ben çok samimiyim, çok istedim ama Allah bana o güzel dostları vermedi. Risale-i Nurlar'da bir kaide geçer. Men talebe vecedde vecede. Kim talep ederse elde eder. Haşa bir kul talep edecek de Allah ona vermeyecek. Mümkün mü? Mümkün değil. Demek ki biz taleplerimizde samimiyetsizlik yaşıyoruz dostum. Daha çok yakın şahit olduğum bir olay, bir yakınım var. Yıllarca bana ta üniversite dönemlerindeki yaptığı mücadeleleri anlattı. Ahiret için şurada kaldım, şu evde, şu yurtta, şu mecliste kaldım. Ahiret için, Allah için cihat ettim, hizmet ettim. Aradan yıllar geçince tabii ben de hep dua ediyorum o kardeşime. Diyorum ki ya böyle böyle bak bir yer vardır, bir yer vardır. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Kısa bir süre sonra Allah ona bir yer nasip etti. Sohbete gidebileceği yer. Çok ciddi bir olay anlatmıyorum yani. Haftada bir saat sohbete gideceği yer. Kaç kez gitti biliyor musunuz? Bir kez gitti. Devamında sordum ya niye gitmiyorsun, niye? Arabam yan yattı, çamura battı, uyanamadım. Gözüme uyku girmedi, çok uykuluydum. O gün açtım, kahvaltımı yapmadan çıkmak istemedim. Allah Allah. Yani gerçekten bizim dilimiz başka bir şey söylüyor, kalbimizde başka bir türkü var. Belki de benim anladığım kadarıyla kalbimizle dilimiz aynı şeyi söylemediğinden bizlere nasip olmuyor. İnanın hayretler içerisinde kaldım, yakınımdı çünkü. Yıllardır sen bana bunun açlığını çektiğini söylemedin mi? Abe dostum. Şimdi kapına kadar gelmişken böyle bir şeyi ucuz ucuz dünyanın menfaatleri için nasıl oluyor da elini tersiyle itiyorsun? Hayret edilecek bir durum. Varlık sancısı çekmeyene Hamza gibi dost da yok. Varlık sancısı çekmeyene Darül Erkam gibi medrese de yok dostlar. Yani bir insan bunlara kavuşamıyorsa haşa ve kella problem Allah'ta mı? Allah mı vermiyor sana? Haşa, haşa. Problem bizim samimiyetsizliğimizde. Bu varlık sancısını çekmek zorundayız. Peki varlık sancısından sonra bir doğum yaşanırsa, insan hidayete ererse ne yapacak? Hidayete erdikten sonra Hazreti Hamza gibi Darül Erkam'da pişecek. Ne demek bu? Allah sana bir kez buldurdu mu dostum? Bir kez tanıştın mı bu güzelliği? Bu güzelliğin sahabe efendilerimiz gibi birlik içinde olduğunu anlayacaksın. Eve çekildim, tek başıma ben Kur'an'ımı okudum, şunu bunu yaptım diyenlerin birçoğu zaten evde Kur'an'ını da okumuyor da böyle bir şekilde ben sahabe efendilerimizin bir hayat yaşadığına ben şahit olmadım, tanıklık etmedim. Bir insan bu hakikatleri bir kez duyduktan sonra duymamış gibi yaparsa, bir kez tattıktan sonra tatmamış gibi yaşarsa,
bütün varlığıyla o güzel güzide insanları ben buldum. Allah'ın ayetinde bahsettiği gibi kullarımın arasına girin, haydi cennetime de girin ayetine ben nail olmak istiyorum diyerek Darül Erkam'da pişmek zorundadır. Çünkü bu olaylar inanın sadece böyle videodan biraz dinlenmekle çözülebilecek işler değildir. Kardeşliği, fedakarlığı dinliyorsun. Nerede yapacaksın be adam? Evinde yatarak mı yapacaksın bunu? Mutlaka bir mücadele meydanına kendini salıp şeytanla, nefsinle orada mücadele etmen lazım ki Hazreti Hamza Efendimizin bari birkaç hasletine de inşallah biz benzeyelim. Çünkü benzemeden onlara komşu olmanın olduğunu zannetmiyoruz. Bir gün hicret nasip olursa Hazreti Hamza Efendimiz gibi eşim, aşım demeden o yola revan olmak bugünkü dersin en önemli meselesidir. Niye anlatıyorum bunu? Daha birinci maddede anlattığımdan dolayı anlatıyorum. Birçokları dünyanın menfaatleri için kaç şehir değiştiriyor. Şu an dünyanın işleri güçleri büyüdü ve birçok işin artık pazarlama sektörü var. Lütfen pazarlama sektöründe çalışan arkadaşlarımızın yanına gidelim ve diyelim ki siz günde, haftada, ayda kaç kilometre yol yapıyorsunuz? Ne kilometresi? Kaç şehir yaptığını size anlatsa, kaç ülke gezdiğini size anlatsa şaşırıp kalırsınız. Abi adam, dünya için bu kadar hicret edip koşturacaksın. Ahiret için kendini adayıp madem Allah'ın sevgili dostları orada ve madem benim yüreğim de o dostlara bu şekilde ısındırdı Allah tarafından, demek ki bize burada da hicret gözüktü demek icap eder. Niye anlatıyorum? Dünyanın en ufak menfaati için gözü kapalı şehrinden, sevdiklerinden vazgeçen insanlar ahiret için vazgeçmezse divanelik olur mu, olmaz mı? Bu vazgeçiş de geldim ben oradayım diyerek olunacak bir iş değildir. İnanın bana hizmetteki kardeşlik aynı evlilik gibidir. Onların sana, senin onlara ısınman, mizaçlarınızın ve fıtratlarınızın uyuşması gerekmektedir. Bilmem ifade edebiliyor muyum? Bunları niye anlatıyorum sorusunu çok zikrettim ama asıl niye anlatıyorum biliyor musunuz? Benim Mersin'e, İstanbul'da inşallah Allah'ın nasip edeceği o büyük hayalhaneme ve diğer zihnimizdeki, gönlümüzdeki birçok yerde nasip olacak o hayalhanemin küçük şubelerine. İnşallah Darül Erkam izdüşümü o küçücük şubelere böyle fedakar, kahraman dostları bize nasip et ya Rab. Biz hem kolaya kaçmayalım, kendimiz ihlaslı olmaya çalışalım. Hem de o ihlaslı dostları görelim, ihlasımızı tamamen erdirelim diye hep yüreğimden niyaz ediyorum da burada da onlar cümleye dökülmüş oluyor. Hal durum böyle. Hazreti Hamza'yı anlatmak zor, anlamak zor, yaşamak daha zor. Allah bize hepsini nasip eylesin inşallah. Sübhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. El-Fatiha. Sanki daha yeni oturduk gibi değil mi? Sahabe efendilerimize anlattığımızda zaman çok ayrı bir kıvama geliyor. Sanki birkaç ufak dakika daha yeni geçmiş gibi. Nasıl bir bereket, nasıl bir lezzet varsa. İnsan çok sevdiği bir şeyi yese doyamaz ya. Aa bu bitti mi der ya. Ne ara bitti der ya. Aynı öyle o kadar lezzetli ki bunlar ruhun gıdaları. İnsanın daralmış sinesine, daralmış ruhuna öyle bir genişlik verir ki insanın içerisindeki bütün karbondioksitleri bu sahabe efendilerimizin hayatları attırır. İşte zamanda da ilginç bir kıvam yaşanıyor demek ki. Birkaç dakikacık gibi geçiyor. Dersin sonunda anlattığımız mesajları derleyecek olursak bizlere de düşen bir mesaj var. Hem bir müjde hem de bir tehdit mi diyeyim acaba ne diyelim. Bizlere müjde var. Bu ayak izlerine aynı şekilde basanların Allah tarafından zayi edilmesi söz konusu değil. Allah'ın izniyle. Bizlere müjde var ki biz bu ayak izlerine basabilirsek Allah da bizi yaşatacak. Hem bu dünyada hem öbür dünyada ve inşallah bu kullar zayi olmayacak. Bizlere bir de tehdit var. Bu hakikatleri böyle öğrenip de onlara benzeme noktasında mücadele etmezsek, küçücük dünyalarımızdan küçücük şeyleri feda edemezsek, hala aman bu bunu dedi, şu şunu dedi, aman ben bunu nasıl tepeleyeyim de Allah'ın huzuruna gideyim gibi basit noktalarda takılırsak, korkarım ki elenenlerden olabiliriz. Sadece biz değil, bu noktada yürüyen bütün insanlar için belki de en önemli mesajlardan biri olabilir diye uyarmak istedim. Çünkü ben korkuyorum bundan. Önüme gelen her imtihanı Allah'ın bilerek yarattığını biliyorum. Hani biz bazen diyoruz ya, ya şu şartlar olmasaydı ben bunu yapardım. Sen ne diyorsun? O şartları öyle yaratan kim? Allah istese o şartları öyle bir güzel hale getirir ki adam başı bir kainat verir kusursuz halde. Mükemmel halde, istediğin sıkıntısız halde. Bütün ipler, dizginler Allah'ın elinde. Neden o halde onu yaratmış? Oradaki sadakatini ve samimiyetini ölçmek için yaratmış. O yüzden korkuyorum. Acaba buradaki imtihanı geçebilecek miyim diye. Allah o korkuyu da almasın sinemizden. Hazreti Hamza Efendimizle ilgili bilgiler çok fazla değil açıkçası. Sebebi de şu. Kendisi Mekke'nin 6. yılında iman edip hicretin 3. yılında şehit olduğundan dolayı aslında baktığınızda
biraz ufak bir zaman dilimi oluyor. Öyle olunca da bilgiler belli bir miktarda kalabiliyor. Böyle bir derste hissiyat yakalarsanız hemen kapıda harcamayın hissiyatı, olur mu? Yani hemen gülmeyi harcamayın. Hatta çok sinirleneceğiniz bir olay olacak, ona da harcamayın. Çok mutlu olacağım bir olay, ona da harcama. O hissiyatın biraz içini pişirsin böyle. Ruhunu terbiye etsin bu peygamber mesajları. Özellikle bu tür derslerden çıkar çıkmaz hemen bu heyecanımızı söndürmeyelim. Şimdi rivayetlerde geçer bilirsiniz. Kabristanlardaki, mezar taşlarındaki yazıları okumak uygun değildir. Neden olduğunu merak ettiniz mi hiç? Sebebi şudur. Bizim ruh yapımız, zihin yapımız sürekli ve kopuk küçük bilgilerin girmesine uygun değildir. Öyle olunca giren taze ve önemli bir bilgi küçük bilgiler tarafından aşağı itilir, ziyan olunur ve ruh bunu demleyemez. Hissedemez, yaşayamaz bir türlü. O yüzden hani bazen sosyal medyada geziyoruz, hatta Twitter'da İslami bile olsa küçük çok güzel sözler okuduğumuzu zannediyoruz ama ilim böyle bir şey değil. İlim öğrenilen şeyin tefekkür ile burada demlenip kalpteki iman potasına akması sonucunda oluşan bir şeydir. O yüzden böyle önemli ve bir bütün olan hadiselerin üstüne kısa kısa, küçük küçük, ufak ufak gerek bilgi olsun, gerek de hatıralar olsun hemen ekleyip bu bilgileri çok altlarda bırakmamak lazımdır. Böyle gönlümüzde iyice bu yaşadığımız hatıraları sindirmemiz, hatta böyle kendi hayatlarımızda benzer hadiseler varsa hemen onları ya ben de burada Hamza Efendi'me benzeyebilir miyim acaba diye denk getirmemiz, karşılaştırmamız çok önemli yani. Gece rüyada bile o şekilde yatsanız, sabah yine bu ruh haliyle uyansanız o kadar makbul bir şekilde ders dinlemiş oluruz ki anlatamam yani. Böyle önemli meseleler gönlümüzde demlenmeden, pişmeden, iman potamıza yerleşmeden öyle bir anlık heyecan, çok önemli bir iş bile olsa hemen onu onun üstüne bindirmezsek çok hayırlı olur. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.